İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur. Biri kaçar, öbürü kovalarsa aşk olur. İkisi de sever lakin birleşemezlerse işte o zaman efsane olur. Bir yoğurt getirdik ki sana. Bu sefer yemeden ödemeyeceksin. Tam iki parmak kaymak var üstünde. Ağam. Şahin ağam. Şahin ağam. Şahin ağam. Kim kazandı tavlayı acaba? Babam kazanmıştır kesin. Sen hiç Ayten teyzeyle tavla oynamadın galiba. Ah, geldiniz mi? Geldik. İçeride seni bekleyen biri var. Soluğunu tuttu Zerda. Gelen kim idi? Yoksa Şahin miydi gelen? Eğer o idiyse ne yapacaktı Zerda? Kovacak mıydı? Yoksa yüreğine yenik düşüp kollarını mı atılacaktı Şahin'i? Bebesi karnında kıpraştı Zerda'nın. Kendi gönlünde şöyle bir bulandı. Gelen kim idi diye soruyor siz. Ah, işte cevabı. Hacer. Güzelim, dünyanın en güzel anası. Gel oturalım şöyle. Ben çaya bir bakayım. Ben de sizi yalnız bırakayım. Onca ayın sohbeti birikmiştir şimdi. Otur baba sen de. Gelirim kızım. Sonra gelirim kızım. Şöyle. Kocaman olmuş bu. Öyle bir tekmeliyor ki. Sen derdine inanmazdım. Anasına çekmiş belli. Yerine duramıyor işte. İyi misin Zerdan? Her zamankinden güzel görünüyorsun ama. İçin iyi mi? Rahat mı? Öyle şaşırdım ki seni görünce. Atlayıp geldim işte. Geçen gün telefonda sesini duyunca yüreğim kabardı. Durma Hacer, yürü dedim. Konaktakiler? Hiçbirinin haberi yok. Uzaktan akraba ziyareti dedim, çıktım. Çok uzağa kaçmamışsın Allah'tan. Ah Dursun, ah! Bunca işin arasında tutturdun, bir de kahven eksik. Ah, ah!
Peki ben bir kahve istesem İffet Hanım? Amanım! Şahinam! Hoş gelmişsin! Hoş gelmişsin! Gel buyur, buyur ağam! Buyur! Dursun! Dursun çabuk buraya gel! Aç mısın ağam? Açsın tabii! Tabii yoldan geldin de! Dursun! Ya bak, ne oldu? Ne var? Bakın geldi! Şahanım! Şahanım! Ah canım! Canım benim! Hoş geldin! Hoş geldin! Hadi çabuk sofrayı hazırlayın! Hadi hemen! Emine! Siz gidin, Emine neredesin? Gel hele gel! Neredesin bak kim? Bu ne gürültü? Bu ne cayırtı? Ne oluyor? Eliniz yerine çeneniz işley. Cır cır cır. İnsanın başının etini yiyitsiniz. Cahil. Oo. Ah yavrum. Hoş gelmişsin. Döndün ha. Döndüm hanım. Artık gitmeyeceksin değil mi oğlum? Gitmeyeceğim hanım, gitmeyeceğim. Uçuyordur herhalde sen. Uçuyor. Bir kanadı uçuyor, bir kanadı kız. İsteyecekler kızı bugün yarın. Sultan ona da vereceğim diye başka laf etti. Ben de madem kızı isteyecekler, ablam günler de burada olsun dedim. Öyle kaçtım konaktan. Derdim hem seni görmek hem de akıl sormak Serdam. Ne yapacağım ben şimdi? Şahin. Şahin ne diyor peki bu duruma? Şahin ortada yok ki. Sanki diri diri mezara gömdü kendini. Yüzünü gören yok. Ankara'ya dönü gitmiyor. Biraz süzülmüşsün o. Gözlerinin ataşı sönmüş. Bakmadı mı bu deli sıldık sana ha? Aman anacığım, sıldığın pişirdiğinden ne olacak? Bundan sonra Şahin bana emanet. Kendi ellerimle yapacağım bütün yemeklerini. Sıldığı suçlayıp durmayayım boş yere. Canım istemiyordu yemedim. Tamam tamam. Bundan sonra yersin oğlum. Sen de kuru laf edeceğine, gir mutfağa da göster marifetlerini. Hadi. Çok memnun oldum. Gene gelin. Zerda'nın yüzü güldü sizi görünce. İnşallah. Sağlıcakla kal Bekir Baba. Şu deli kıza da iyi bak. Başka bir işimiz yok zaten. Ben, halası, Salih Bey oğlum, hepimiz ona bakıyoruz. Konuşamadık ama ben Salih. Memnun oldum. Ben gidem artık. Ben Hacer'i yola kadar tabii, bırakırız. Tabii. Sen geldin ya. Yüreğime oturan o koca taş kalktı artık o. Konağın temeli sallanıyor sen olmayınca. Gözümüz yüreğimiz yollarda seni bekleyedik haftalardır. Ama ben biliydim döneceğini. Biliydim o şeytanın zehrinin akıp gideceğini. Bu konuda konuşmak istemiyorum hanım. İyi, sen konuşma. Beni dinle o zaman. Ben düşündüm taşın. Yapılacak şey gün gibi ortada. Evden kaçan garıyı kovalamak bir ağaya yakışmaz. Ama torunumuz, oğlumuz bu konakta büyüyor. Oğlan mı? Nereden biliyorsun oğlan olacağını? Buradan bileyim oğul, yüreğimden bileyim. Önce kızını verdi Allah. Şimdi de oğlunu gönderecek. Sen de gidip çatır çatır alacaksın onu, o anası olacak şeytandan. Sonra konuşuruz bunlara. Dinleneceğim biraz. Hey. Doktora gideyim değil mi? Evet, her şey yolunda. Hacer. Merak etme. Ağzıma laf kaçmaz benim. Ablam bile gittim döndüm o kadar. O adam kimin nesi olayım? Hangi adam? O merdivenlerden inen. Salim miydi neydi? Aa, o mu? Salih. Halamın kiracısı. İyi bir adam mı bari?
İyi bir adam. Ama yalnızca o kadar acar. Gülüyor, gülüyor ama gözlerine kadar ermiyor gülüşü. Kırılmış, çatlamış sanki. Görünce az daha Şahin'im ne oldu sana diyecektim ama zor tuttum kendimi. Tutucun tabii. Hepimiz tutucuz. Ya. Hastaya hastasın demenin kime ne yararı olmuş ki Şahin ağa olsun. Aa, hiç mi yemedi, hiç mi uyumadı bu adam ya? Ha. Bir lokma ekmek, bir dakika uyku. Hep öyle. Ama nasıl katlı da geldi sonunda? Gelecek tabii. Burası onun ocağı. Köksüz ağaç tutar mı hiç? Bir de o gelse. O zaman Gülücük asıl. Gülücük ki ta karşıki dağlardan duyulacak sesi. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. Aylin'de yaptın mı sofra hazır. Buzluğa at da soğusun onlar gelene kadar. Bu dolabı süsleyemi aldık diye söylenmesin yine Mahmut ağa. Oo, yengem yine donatmış sofrayı. Hoş geldin Mahmut ağa. Erkencisiniz bugün. Kurt gibi açız da ondan. Salata hazır mıydı açı? Nanesini doğrayacağım. Hadi hemen. Ben bir ellerimi yıkayayım. Öptürmüşsün yine yenge. Osman. Hı. Sana bir şey söyleyeceğim ama bir delilik yapmayacağına söz verirsen. Delilik mi? Yarın Sıla'yı isteyeceklermiş. Ne? Nereden duydun yenge? Atölyede. Hatice duymuş. Halı atölyesindeki kızlardan. Mahkum ettin beni Zerda. Sensizliğe, boşluğa mahkum ettin. Hem de bir hiç uğruna. Bir hiç bile olmayan bir şey uğruna. Ve ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmedi. Beklemekten başka. Öyleyse ben de bekleyeceğim. Tıpkı aylarca sana kavuşmayı beklediğim gibi bu sefer de bebeğimize kavuşmayı bekleyeceğim. Çünkü bir gün döneceksin ve canımızı, bebeğimizi göstereceksin bana, biliyorum. Onda benden bir parça var. Her şeyi değiştirsen de bunu değiştiremezsin. Biliyorum. Bir gün döneceksin Zerda. Sen serçe ben Şahin'im, 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 Şahin'im Merak etmeye başlamıştım. Anladın değil mi beklemenin nasıl bir şey olduğunu? Nasıl teyzem, iyi mi? İyi olmasın kızım? E işte. Niye ışık var Zerda'nın odasında? Sen çıktıktan sonra Şahin amcam geldi bugün. Geldi ha. Dönmeyecekmiş artık bu evine. Öyle dedi bana. Ana. Şahin amcama söylesek üniversiteyi kazandı. Belki o zaman vermezler beni bu yarınki adama. Bilmem ki. Ya daha kötüye sararsa işler. Gizli saklı soktuk seni sınava. Ya daha beter kızarsa.
Ne yapacağım ona ben? Ne yapacağım? Aman gecikmeyesin oğul. Kız ailesinin nazı çekilir ama çok da bekletmemek lazım konukları. Tamam ana, gecikmem, merak etme. Hoş geldin Hacer. Ablana gitmişsin duydum. Sen de hoş geldin abi. Hadi oğlum, tez git tez gel. Yolun açık olsun. Ben çıkıyorum. Ay hanım nerede? Bilmem, az önce buradaydı. Ya ne koydun o arabanın içine? Biraz karnıyarık, biraz da pilav. Öğlenleri sandviç yemekten içim kurudu diyordun ya. Tamam, ben gidiyorum. Geç bile kaldım. Kolay gelsin. Geç kaldım, hemen çıkıyorum. Tamam abla. Hanımın çantasını getir. Bir şey olursa beni atölyeden ara, tamam mı? Tamam. Numarayı odadaki çekmeceye bırak. Tamam abla. E hadi, nerede kaldı bu çanta? Ayşe. Şimdi yakaladım seni Ayhan'ım. Dediğin kadar varmış Apo. Dibe vurmasak da fena sallanmışız. Onların hepsi mağaza artık ağam. Hepsi geçici. Sen döndün ya. Gerisi mühim değil. Hoş geldiniz Şahin Bey. Hoş bulduk. Bir sürü arayan soran oldu efendim. Getireyim mi şimdi notları? Canım ne gereği var? Hele bir soluklansın ağam. Şu kahvesini içsin, koltuğuna ısınsın. Yok yok, başlayalım. Çok kalamayacağım, partiye gitmem lazım. Sen iki dakika işin başında dursan, akşama reytingimiz tavana vurur zaten ha. Hadi hadi, getir şu dosyaları, getir. Mahmud Ağa ya. Arkasından vurduğun Mahmud Ağa. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Öyle mi? Kim kandırıyor beni öyleyse ha? Kim akşama kadar yemekler pişirip koca bekler gibi yapıyor da ben arkamı döndüğümde hemen kaçıyor ha? Bu yanlış değilse ne yanlış ha? Çalışacağımı sana söylemiştim. Ben de hayır demiştim. Ben yine hayır diyorum. Yürü, eve gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu benim kararım. Bu atölyede çalışacağım. Beni engelleyemezsin. İlla durdurmak istiyorsan o zaman da ancak silah zoruyla yaparsın ki.
Bunu yapanların halini daha önce gördük koskoca Mahmut Ağa. Bak bunun hesabını sana sorarım ha. Doğru mu Sıla'yı istemeye geldikleri? Hmm, doğru. Bugün gelecekler. Kaderde ne yazılıysa o olacaktır. Buna karşı gelemezsin. Delilik etme, git buradan. Hayır. Gidemem Sıddık. Kalacaksın da ne olacak? Sıla'nın başını yakacaksın. Yine hırpalayacaklar Buzu'yu. Hayır. Ona zarar verecek bir şey yapmayacağım, inan. Ama gidemem. Hiçbir yere gidemem. Burada kalıp olanları görmem lazım. Gel o zaman. Nasıl yani? Başkanın aniden ayrılma kararı bu yüzden mi? Ne yapabilir ki başka? Tabirimi mazur görün ama bu aşağılık adamlar başkan hakkında öyle bir rapor hazırlamışlar ki baştan aşağı yalan iddialarla dolu. Yolsuzluklar, rüşvetler. Ama bu yalan. Hepimiz biliyoruz. Başkanımızın böyle bir iftiraya cevap bile vermeden istifaya gideceğini sanıyorlar tabii. Başka? Ya hep böyle kötü haber mi vereceksiniz bana? Olur mu hiç? Üniversiteye 18 arkadaşımız girdi. Kolay mı? Çok iyi bir rakam bu. Ben biliyorsunuz zannetmiştim. Yani yeğeniniz söylemiştir diye. Yeğenim mi? Tabii. O da üniversiteyi kazanan çocuklarımızdan biri. Hem de çok iyi bir puanla. Oh iyi oldu. İyi. Bak İfet abla nasıl? Çok güzel oldu. Gümüş kaşıklar hazır mı? Aha burada hepsi. Hepsini bir güzel parlattım. Baklavanın şurubu? Birazdan dökeceğim, kurumasın. Soğutmadan dökmeyin ha. Aman güzel. Tam kıvamında oldu. Çok geç olmadan gitsen diyorum. Gel vazgeç bu işten. Hı? Yok bir şeycik. Öyle kendime konuşayım işte. Boyu biraz kısa mı bunun? Şöyle bir düzelteyim. Aman neyse, idare eder işte. Boşuna nefesini tüketiyorsun Sıddık. Göreyesin ki gözünde dağları delip geçecek kudret var. Belli ki ayrılmayacak eşikten. Sıla. Aklına kötü şeyler getirme. Ne olursa olsun. Hayırlı olacaktı. Kim olacağın karşısında durabilir kızım? Kim kaderi değiştirebilir? Dua et bulmasınlar bizi burada. Birileri mi geldi? Bunlar mıydı? Onlar. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Aha, bu oğlan olmalı. Ya az bir şey. Kara olan misali. Buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok küçük be. Tüysüz efekiymiş bu. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Yine ikna edemedim Zerda'yı. Dışarı çıkmayacağım diye tutturdu.
Koltuğun üstünde öyle kalmış. Pencereden denizi seyrediyor sadece. Kitap okumuyor, bir şey yemiyor. Belki de ağrısı vardır. Bir arkadaşımın karısının hamileliğinde de böyle olmuştu. Doğuma yakın bir kavgada doğurmayacağım bu çocuğu demiş kadın. Sonra evin içinde bir sinir harbi. Konuşmuyorlar ikisi de. Daha doğrusu bizimki konuşmaya çalışıyor ama karısından ses çıkmıyor. Kapanmış bir odaya öylece oturuyor. Ertesi gün dayanamayıp odaya giren arkadaşım karısını kanter içinde bulmuş. Kadın gelen ufak tefek sancıları sessiz sessiz atlatmaya çalışıyormuş. Sonra zor yetiştirmişler hastaneye. Meğer doğum sancılarıymış onlar. Bizimki de sessiz sedasız oturuyor işte. Üstelik inatçının teki. İstemedim ağzından tek kelime alamazsınız. Hiçbir yere de götüremezsiniz. E doktoru çağıralım o zaman. Vallahi çağıralım. Oturun da oturduğunuz yerde. Doğum sancıları için henüz çok erken bir. Anlaşıldı mı? Sonra doktorun telefonu elinin altında, Zerda'yı istediği an arayabilir iki. İnatçı da olsa bir kadının doğum yapmak istemediğini, bebeği içeride hapsedeceğini varsaymak ancak erkeklerin aklına gelir üç. Siz ikiniz rahat bırakın kızı. Aa, yeter. Şahin ağam da geldi işte. Hoş geldin Şahin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Gel yavrum, gel. Hoş geldin. Sağ ol. Konağımıza sefalar getir. Teşekkür ederim Sultanım. Sağ olun. Ah, beni istemeye geldikleri günü hatırladım. Şahin Ağa'nın karısı olmak çok heyecanlandırıyordu beni. Bir an önce verdik gitti desinler diye sabırsızlıkla bekledim. Seninki de fena değil ha. Zengin bir ağanın torunu. Adana'da malı mülkü saymakla bitmiyormuş. Avrupalarda okumuş çocuk. Kültür desen tamam. Hiç de surat asılacak bir kısmet değil yani. Senin yerinde olsam ben... Benim yerimde olamaz. Seni de işinden alıkoymayayım o zaman. İfet kahveleri hazırladı. İstersen bekletme. Yani seni takip etmiş buraya kadar öyle mi? Evet. Öyle bir üstüme geldi ki bir an korkudan nefesim kesilecek sandım. Burada kesemedi ya. Evde bekliyordur kesmek için. Öyle. Bugün benim son günüm. Mahmut dünyada izin vermez çalışmama. İzin istemen gerektiğini kim söyledi ki? Hiç. Yarın sabah kalkar gelirsin yine. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kızım. Sağ ol kızım. Kahveyi de güzel yapmış. Efendim, gelelim burada bulunmamızın sebebine. Dünya gözüyle görülecek en hayırlı iş için buradayız Şahin Ağa. Diyeceğim odur ki... Kızınız Sıla'yı, oğlumuz Muharrem'i istiyoruz. Tabii ki Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Teklifiniz bizi yüceltti, sevindirdi. Ailenizi biliriz, soyunuz eskiye dayanır. Hepiniz kıymetli insanlarsınız. Şanınız bizim yörede çok iyi bilinir. Delikanlının iyi bir aile terbiyesiyle yetiştiğinden hiç şüphem yok. Buraya geliş nedeniniz... Bizi gerçekten çok mutlu etti. Onur duyduk. Yalnız...
Yalnız kızımı Sıla'yı istiyorsanız oğlunuzun bir 4 yıl beklemesi gerekecek. Nasıl? Anlamadım. Sıla üniversiteyi kazandı. Üniversite mi? En az 4 yıl okuyor olacak. 4 yıl sonrasını, hatta belki daha fazlasını işaret etmek size büyük haksızlık olur, farkındayım. Ama siz de hak verirsiniz ki evlilikle okulun birlikte yürümesi imkansız. Şahin, sen neler diyorsun? Herkes için doğru olanı ana. Söz kesmiyoruz. Aman insan! Sıtık, ne yaptın yine? Ben bir şey yapmadım. O yaptı. Yadigar yaptı. Şu merdivene bir lepik attı. İşte her şey yerle bir oldu. Hay Allah'ım. Ama merak etmeyin. Ben toplayacağım hepsini. Yavaş ol. Tamam mı? Tamam. Heh. Mahmut Ağa geçecek şimdi zebellah gibi kadının karşısına. Gitmeyeceksin diyecek. O da geçeceğim diyecek. O zaman da ya kapının dışı ya da kapının içi diyecek. Gidersen boşarım seni diyecek. Diyemeyecek. Kapının içine de hapsedemez, kapının dışına da koyamaz. Kim engel olacak buna? Ay Hanım'ın kendisi. Burada her şey yazıyor işte. Hem çalışma hem boşanma hakları. Medeni kanunda kadın hakları. Nereden buldun sen bunu? Şükrü amcanın kitaplığında. Orada öyle duruyordu. Biri koymuş olmalı. Benim aklıma biri geliyor ama... nerede olduğunu bilmediğimiz biri. Serdar mı? Neyse. Hadi bakalım şuna neler yazıyor. Çok merak ettim ben. Rüzgar birden nasıl ters döndü ama. Şahan bir açtı ağzını, bir açtı yani. Bir Sıla'cığın düğününü kurup teline duana bakıcıyken ha bir de öğreniyor ki kız üniversiteli olmuş. Adamlar mayına çarpmışa döndü. Ağızlarını açıp tek kelime edemediler. Her şey garantiydi. Sultan Hanım kızı Vericik diye çağırdı onları buraya. Sıla Hanım çok sevindi ama. Ben köşeden bakıyordum. Neredeyse zafer turu atacaktı avluda. Onun sevinci de bir şey mi? Siz asıl oğlanı göreceydiniz. Onun nasıl sevindiğini göreceydiniz. Hangi oğlanı Sıddık? Ne oğlanı? Ay, dilim dönmedi de lafın heyecanından. Oğlan falan yok canım. Bizim Yadigar. Bilirsiniz ya, yerinde durmadı. Pisli hayvan. Atlar çok duygulu hayvanlardır. Yadigar da Sıla Hanım'ın mutluluğunun heyecanını hissetti herhalde. Kıyameti kopardı halde. Kopacak kıyamet daha gelmedi. Yaklaşayım. Sultan Hanım, tut iyi kendini. Neyse ben gidip hanımın galifesini yapayım. Ha, ben de zellenicik sandım. Pek sakindi. Bozuntuya vermedi. İşte. Şimdilik susuyor ama bunun kıyameti yakında kopar. Nasıl gizlice sınava girdi diye sormak için çok geç. Olmuş işte. Önemli olan sonuç. Bu kız üniversiteyi kazandı. Okumak istediğini söylüyor. Bu onun en doğal hakkı. Yapılacak en doğru şey ona izin vermek. Ne kadar okuyabilecekse okusun. Susuyorsun çünkü benimle aynı fikirde değilsin, biliyorum. Konağın ve işlerimin başına dönmemi sen istemiştin ana. Ben de döndüm işte. Merhaba abi. Osman neredesin sen bütün gün? Dışarıdaydım abi. Çalışıyordum. Ekiple birlikte kasabadaydık. Aktüel haberler için yani. Sen onu benim külahıma anla. Ne oldu ki, bir şey mi duydun? Bir şey duymama gerek yok ki Osman. Hissediyorum. Hislerim senin gene böyle pis bir işin peşine düştüğünün kokusunu veriyor bana. Tıpkı geçen seferki gibi. Peki başka neler söylüyor abi? O işlerin peşine takılıp kaçmış mıyım yoksa hala burada karşında mıyım?
Burada durman bir şey ifade etmiyor ki Osman. Aklın başka yerde olduktan sonra hiç yine kaçarsın. Zaten kaçarsın. Aha. Aha. Bir kaçak daha. Bir daha o atölyenin kapısından içeri adım atmayacaksın. Ya kim durduracak beni? Bu evin sahibi kimse o. Buraların ağası kimse o. Senin kocan kimse o durduracak Ayhanım Hanım. Hiçbirinin beni durdurmaya hakkı yok. Yetişkin bir kadınım ben. Çalışmak istiyorsam çalışırım. Kanunen de kimseden izin almama gerek yok. Kocamdan bile. Yengem haklı abi. Çalışmak istiyorsa senden izin almasına gerek yok. Hıyt! Yeter lan, geçmişsiniz karşıma dırdır edip duruyorsunuz. Benim kanuna manuna ihtiyacım yok. Ben ne istersem o olacak. İşte o kadar. Aksi takdirde... Aksi takdirde boşar mısın beni Mahmut Ağa? Mahkemede karısının haklarını hiçe sayan bir kocaya nasıl davranırlar acaba? İstersen boşanalım. Ben de hakkım olan malı mülkü alıp çocuklarımın elinden tuttuğum gibi giderim buralardan ha? Sen nereden biliyorsun lan bunları? Kanunlar gayet açık. Atölyede yalnızca halı dokumuyorum Mahmut Ağa. Aynı zamanda bana gerekli her şeyi öğreniyorum. Yengem bence de haklı abi. Ben gösteririm size hakkı, hukuku. Alo. Ha merhaba Süleyman. Evet şimdi onu inceliyorduk. Farkındayım. Eksikleri Ankara'da tamamlarız. Anlaştık, görüşürüz. Böyle daha iyi. Gece ayaz yapıyor. Farkında olmadan üşür hasta olursun. Sağ ol. Yiyecek içecek bir şey ister misin? İstersen hemen bir sütlü tatlı kaynatıvereyim ha? İstemem sağ ol. Yatacağım zaten. Ben Gülbahar Hacer'in odasına geçirebilirim. Benim odamda daha rahat edersin. Hiç rahatınızı bozmayın. Odamda kalacağım. Uçağım sabahın 7'sinde. Biraz daha çalışmam lazım. Müsaade eder misin Akgül? İyi geceler. İyi geceler. Bu meyvelere doyamıyorum. Tepelimi bir tane daha doldurmamak için kendimi zor tutuyorum. Oh, iştahın geri geldi demek. Hiçbir yere gitmedi ki. Kendimi büyük bir hortum gibi hissediyorum. Önüme gelen her şeyi silip süpürebilecek kadar büyük. Afet gibi. Ben yatmaya gidiyorum. Bizim Afet beni de yiyip yutmadan canımı kurtarmalıyım. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben de odama çekileyim. İyi geceler. İyi geceler baba. Çocuklar. İyi geceler. İkisi de harika. El üstünde tutuyorlar seni. Kıskandım bakıyorum. İstersen yer değişelim. Hamile sen ol, müfettiş de ben. Hamile kalmayı becerebilsem bir dakika bile düşünmezdim. Baban yanında olduğu için çok şanslısın. Senin ailen nerede? Annem ben üniversiteden mezun olur olmaz vefat etti. Çok güçlü bir kadındı. Ölümü ani oldu. Babam için bir şey söyleyemem, onu tanımadım çünkü. Ben 3 yaşındayken terk etmiş evi. Zor olmalı. Zordu. Ama zor olan evde bir babanın olmaması değil. Sokakta babasız bir çocuk olmak. Annem bütün varlığıyla dolduruyordu. Anlayamıyordum. Bir çocuğun babaya neden ihtiyacı olabilir ki? Sonra bir gün... arkadaşımın futbola meraklı babası... mahalle maçımıza gelmişti. Kaleciydim. Ve maçı döndürecek bir penaltı kurtarmıştım. Adamın coşkuyla sahaya atladığını, beni kucakladığını, beni havalandırdığını hatırlıyorum. Aslanım, aslan oğlum diyordu bana. Kucağından yere indiğinde anlamıştım. Bir çocuğun babaya neden ihtiyacı olduğunu. Ne yapacaksın Zerda? Neyi? Doğum.
En kısa zamanda doğurmayı düşünüyorum. Kendileriyle henüz kesin bir tarih üzerinde anlaşmış değiliz ama. Doğumdan sonra ne yapacaksın? Ben çok yoruldum. Yatmak istiyorum. İzinle. Teşekkürle kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Sınava izinsiz girmemi soracaksan... Hayır, bir şey sormayacağım. Bak, anlaşalım. Üniversite diplomanla karşıma geçtiğin an teşekkürünü kabul ederim. Aksi takdirde elimden çekeceğin var, bilmiş ol. Teşekkür konusunda anlaştık mı? Kesinlikle. Ne duruyorsun? Şimdiden ders çalışmaya başla. Ama amca... Daha demin anlaşmıştık, şimdi itiraz sesleri duyuyorum. Hadi kitaplarının başına, marş marş. Böyle mikro ölçeklerde çalışınca hemen bitiveriyor. Halacığım yeter. Bir dolap dolusu giyecek var içeride. Habire örüyorsun. Sen karışma. Çek bakayım kollarını. Aa, neden? Ölçü alacağım. Aman Allah. Ha, bak oldu işte. Yakıştı da kerataya. Nasıl bu kadar kör olabilmişim? Ben meseleye olağan bir parti başkanlığı gözüyle bakarken... meğer hepsi bir komploymuş. Bu başkanın kararıydı Şahin. Kendisi çekilmek istedi. Evet ama neden? Bir grup çakalın tuzağına düştüğü için. Adamı şaibeli bir dosyayla... bir sürü iftirayla sindirmeye çalışmışlar. Doğru ya da yanlış. Bu haber büyük bir girdap yaratır. İddialara karşı geleceğim derken... kendisiyle birlikte bütün partiyi de girdaba sürüklemek istemedi başkan. Hı. Ortadan kaybolmuş olmam da o çakalların işine geldi. Uğraşmak zorunda kalacakları biri daha kendiliğinden defterden silindi. Ya da onlar öyle sanıyorlar. Karşımdaki Şahin eskisi kadar hararetli ve hırslı görünüyor. Ben bu evinde çok başka birini bırakmıştım. Dönmemeye kararlı bir Şahin. Evet, o Şahin gerçekti. Acısından kavrulan bir Şahin. Ama hiçbir acı sonsuza dek süremez. İnsanın yüreğine siner, orada yerini bulur. Benimki de öyle. Artık geçmişte olanlar için değil, gelecekte olacaklar için yaşayacağım. Biliyorum. Zerda bir gün dönecek. Bebeğimle birlikte karşıma dikilecek. O gün için yaşıyorum ben artık. Neyse, kalkalım artık. Geç kalınacak gün değil. Efendim, beni kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim Kemal Bey. Şimdi ikimizin de hayrına olacak bir konu üzerinde konuşmak istemiştim. Sizin şu adreste bir yeriniz varmış. Evet, atölye olarak kullanılıyor. Hala atölyesi. Yani ne olarak kullanıldığı hiç önemli değil. Önemli olan değeri. Anlayamadım. Şimdi bakın, ben hür bir girişimciyim. Kurmak istediğim bir iş var. Aha. Ne yapmalıyım? Önce bu işe uygun bir yer bulmalıyım. Öyle değil mi? Ben de buldum işte ya. O atölyeyi alıyorum. İyi de orası satılık değil ki. Bak şimdi, güzel kardeşim. Şimdi önce birbirimizi bir güzel dinleyelim. Biz
alışverişe çıkıyoruz ana. Ne alışverişiymiş bu? Bu seferki çeyiz değil tabii. Üniversiteli kızıma bir iki giysi alacak. Akşama döneriz. Hoşça kal büyük ana. Hey Sıla, hey Sıla! Gelin bakalım buraya. Hadi bakalım, herkese yetecek kadar var. Zerda kızım, ne oldu? Bir şey yok baba, önemli değil. Doktor bu tip ani kasılmalara hazırlık olmam gerektiğini söylemişti. Ya etrafında kimse yokken yakalarsa seni? Doğuma bir ay var ama belli olmaz kızım. Aniden başlarsa nasıl doğuracaksın? Gören de seni hiç çocuk sahibi olmamış zannedecek. Annem beni nasıl doğurduysa ben de öyle doğuracağım. Korkma, sancı başlayınca öyle bir bağıracağım ki avazım çıktığı kadar. Kilometrelerce ötede bile olsam duymaman imkansız. Bak, eğer istersen, yani eğer fikrini değiştirirsen, yani kasabaya dönmek istersen... Hayır baba, istemiyorum. Günlerdir başkan adaylarının hazırladığı dosyaları inceliyorum. Hepsi titizlikle hazırlanmış. Hepsi mükemmel. Bir tek şey hariç. Geçmiş. Ben Şahin Eroğlu. Bu partinin bir üyesi olarak gelecek kadar geçmişi de sahiplenecek bir başkan istiyorum. Yapılan her şeyi, hataları da tartışmaya cesaretli bir başkan istiyorum. Her ne kadar kendisi aday olmadığını açıklasa bile ben ve arkadaşlarım İsmail Çelik'in göreve devam etmesini, başkanlığı bırakmamasını istiyor ve onu destekliyoruz. Ona bu komployu kuranlara hadlerini bildirmenin tek yolu var. Karşılarında yeniden ayağa kalkmak. Öyle değil mi başkanım? Ben diyeceğimi dedim ama. Bundan sonra ne konağın çevresinde dolan ne de benim. Ama? Aması maması yok. Çocuğumun babası evine döndü artık. O senin kocan değil. O Zerda ile evli. Bu dediğin Zerda kaçmadan önceydi. Şimdi Şahin'in tek bir karısı var. O da benim. Üniversiteyi kazandığımı bilse Zerda anam ne sevinirdi değil mi ana? Belki biliydir. Nereden bilecek ki? Gargalar söylemiştir. O da havalara uçmuştur sevincinden. Bakma kendi yok ama haber oluyordur onun her şeyden. Ben artık seni bırakamam Akgül. Bırakamam. Bunca yıldan sonra seni bulmuşum. Hiçbir şey bulduğun yok senin. Bir çalışma masası lazım sana. Yanına bir de dolap. Kitap falan koymak için. Üniversite kitapları çok olur. Bir küçük bir dolap yetmez sana. İyi de ana, kim kullanacak onu burada? Benim okul Ankara'da. Aa, sahi ya. Ben üniversiteli kızımı hiç göremeyecek miyim yani? Tatiller var. Gelirsin arada. Dur. Bu kadar uzun ayrılığa dayanabilecek miyim bir düşüneyim. Sen düşünürken ben de dondurma yesem ha? Bak. Hiç annesinin halinden anlayayım mı? Ben daha gitmeden kızımın hasretiyle yanayım. O dondurma yemeyi düşünsün. Ay, çilekli dondurma da hiç fena olmaz be. Hadi gel. Bu Adel mi? Akgül. Akgül bu. Akgül mü? Hani? Akgül. Dur, nereye gideyim? Gelebilir miyim? Tabii. Bugün yine oda cezası vermişsin kendine. Neredeyse bütün gün odadan çıkmamışsın. Baban endişeleniyor senin için. İyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. İstersen biraz konuşalım seninle, ne dersin? Konuşmak istemiyorum. Emin misin? Sana Beşiktaş Galatasaray maçından bahsedebilirim. 90 dakika ve tek gol. İstersen 11 yaşımda kaledeyken yaptığım o muhteşem kurtarışlardan da bahsedebilirim. Gerçi bu ilki kadar heyecanlı olmayabilir ama. Hatta sana... Konuşmak istemiyorum. Herhangi bir şey görmek ya da duymaktı, anlamıyor musun? Ben babamın bana her an bir itiraf duyacakmış gibi bakmasından... Senin cevabını bilmediğin, bilmek de istemediğim sorularından bıktım artık. Kendi başıma kalmak istiyorum. İstediğim bu. Yalnız kalmak. Gerekirse hayatım boyunca.
Kimdi o yanındaki? Ne? Ne diyorsun sen de? Peki daha açık sorayım. Çarşıda o kafede konuştuğun adam kimdi ha? Aa, o da ne demek? Ne saçmalıyorsun sen? Gözlerimle gördüm. Ben bugün çarşıya falan inmedim. Sen ayağı gördün herhalde. Tek ayak üstünde yalan söylüyorsun. Bal gibi de oradaydın. Benim bilmek istediğim neler çevirdiğin. Aa, üstüme iyilik sağ ol. Çılmış kadın. Yoksa senin niyetin bana iftira atmak mı? Beni karalamak mı? Ne olayım? Ne barışıyorsunuz? Nedir mesele? Ne bileyim ben? Hacer saçma sapan bir rüya görmüş işte. Rüya değil, gara basan. Garası sonra çıkacak ya. Neyse. Geliyorum Ayten teyze. Halamı bekliyordum biliyorum ama bu akşam servis benden. Eğer sakıncası yoksa. Yok, gelsene. Dur alayım şunları elinden. Zahmet oldu sana. Yok, olmadı. İş bölümü yaptık. Babam bu Salih oğlan neden gelmedi ki yemeğe Ayten dedi. Halam da aa iyi hatırlattın Bekir deyip tabakları hazırladı. Ben de büyük bir ihtimalle bana kırılmıştır dedim. Üzgün olduğumu söyleyip tepsileri getirdim. Özür dilerim. Kaba davrandım. Önemli değil, affettim. Tabii tepsideki yemekleri görünce. Güzel. Ben de aşağıya inip görevi başarıyla tamamladığımı söyleyeyim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Türkan. Hele bir bak bakayım. Gözlüklerimi unutmuşum. Ne yazıyı burada? Allah! O nasıl okuyacak Şükrü amca? Anca söktü daha okuma yazmayı. Ne var? Söktüm ya. Ver Şükrü amca, okurum ben. Tah! Tahliye! 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 Ne tahliyesi Şükrü amca? Hapiste biri mi var? Yok canım. Ne hapisi? Kimse yok hapiste. Sonra ne diyeyim? İhbar. İhbarname. Aa, ihbarname ne ki? Yanlış okudun herhal. Yanlış okumadım. Okudun. Ver ben okuyayım bir çabukta Türkan abla. Oku. Tahliye ihbarnamesi. Sancak Sokak No.5'te bulunan Şükrü Çıtan çalıştırmakta olduğu halı kilim atölyesi satılmıştır. Satılmış mı? Tahliye ihbarnamesini aldığınız günden 15 gün süre içerisinde tahliye etmeniz gerekmektedir. Ne? Ne diye bu? Kimse bana bir şey demedi. Sonra ne diyor? Aksi takdirde devlet kurumları tarafından tahliye edilecektir. Güçlük çıkarmayacağınızı umut eder, başarılar dilerim. Kimmiş ki bu başarı başarı dili? Ne diye bu? Ya belli işte. Satılmış burası, çıkmamızı istiyorlar. Kim almış kız Gülüşen yazıyor mu? İmza avukat Hazım İşgören. Hazım İşgören de kim? Mahmut Karacan'ın avukatı. Ver bakayım şunu. Mahmut Ağa mı? Mahmut Karacan mı? O mu almış burayı? Mahmut Karacan. Lan Seyrek, ne yapıyorsun oğlum burada? Tren bekleyeyim. Ne yapıyormuşum? Ne yapacağım? Televizyoncuyuz biz de herhalde. Rakabet ha? Çek oğlum çek. En güzelini çek de görsün televizyonculuk nasıl oluyor. Şimdi de açılışı yapmak üzere değerli milletvekilimiz Şahin Eroğlu'nu davet ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Gaziantep Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden biri. Benim buraya geliş amacım da bu büyümeyi hızlandırmak,
Gaziantep'i yabancı yatırımcılar için de cazip hale getirmek. Yani anlayacağınız, buraya sadece kurdele kesmek için gelmedim. Kurdele kesmek hakkının bu işletmeye emek vermiş, alın teri dökmüş çalışanların hakkı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de kurdeleyi kesmek üzere ustabaşımız Halil Usta'yı çağırıyorum. Sağ olun Şahin Bey. Layık olacağız inşallah. Hayırlı olsun arkadaşlar. Osman, bu ne bu? Kaç haftadır yayınladığımız program abi. Çalışan kadının bir günü. Hani haberlerden sonra giriyoruz ya. İyi. Kaç haftadır yayınlıyoruz. Artık kaldıralım. Ne bu ya? Kadın kadın. Depemize çıkardık bunları ya. Ama abi çok iyi izleniyor. Biliyorum, biliyorum. Bilmez miyim? Ya kendi elimizde kendi kuyumuzu kazıyoruz ya. İzleyip izleyip öğreniyorlar. Sonra da karşımıza dikiliyorlar. Yenge, yenge, yenge. Demek sonunda bunu da yaptın ha Mahmut ağa. Ağam, dur dedim ama. Bırak, bırak, konuşsun. Ne oldu yenge, ne yapmış ki abi? Ne yapacak? Atölyenin olduğu yeri satın almış. Bizi dışarı attırmaya çalışıyor. Bir sürü kadının umuduyla ekmeğiyle oynuyor. Nasıl yaparsın bunu ağa, nasıl? Koskoca Mahmut ağa değil miyim? İstediğimi yaparım. Bir ilmek bile atasım yok be. Hiç mi umut yokmuş Şükrü amca? Biz de bir avukat falan tutsak. Kızım, kazandığımız ne ki avukata verik bir de. Hem sordum, soruşturdum. Diler ki en fazla uzatırsınız. Ama eninde sonunda boşattırırlar size. Mahmut Ağa'nın arkası çok güçlü. Adaletsiz dünya, kahpe felik. Aman Türkan abla, Türk filmleri gibi konuşuyorsun. Artistlik ruhumda var kızım ondan. Bırak şimdi artistliği. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız Şükrü amca? Bilmeyeyim ki. Bir çare olsa. Ne yapacağız? Nasıl edeceğiz? Keşke Zerda Hanım burada olsaydı. O bir çaresini bulurdu. Yemek çok fena şişkinlik yaptı. Şöyle uzan istersen biraz. Yok yok, iyiyim böyle. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok bir şey. Tekme yedim yine. Belki de futbolcu olacaktır, kim bilir. Bu haberimiz Gaziantep'ten. Gaziantep'te dün yeni bir fabrikanın açılışı vardı. Açılışı Yurttaş Partisi Gaziantep Milletvekili Şahin Eroğlu gerçekleştirdi. Arkadaşlar, Gaziantep Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden biri. Benim kapatalım şu. Yo yo, bırak kapatma. Ve bu güzel kenti, Gaziantep'i yabancı yatırımcılar için de cazip hale getirmek. Yani anlayacağınız, buraya sadece kurdele kesmek için gelmedim. Zayıflamış biraz. Aman bırak yavrum, kendini eziyet etme. Kapatalım şunu hadi. Çalışanların hakkı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de kurdeleyi kesmek üzere... Bebek babasını göreceğini hissetmiştir belki, kim bilir. Hadi kapatalım şunu. O kadar uğraştım, baklava açtım size. Kimsenin yediği yok. Hadi canım, bir lokma ye, bir lokma. Ben biraz uzanmak istiyorum. Sen de geleyim mi? Yok, hayır. Thank you.
haberim yok değil mi? Hı? Haber dedim. Zerdan adına hiç haber yok değil mi? Hı. Yok. İyidir herhalde. Çok özledim. Beni bile aramadı. İnsan merak eder. Kim bilir ne düşünceleri vardır. Bir de seni mi düşünecek? Şahin amcamın beni okutmak için isteyenlere vermediğini bilse ne hissederdi acaba? Bilmem. Ne hissederdi ki? Ne istiyorsun ki bir avuç kadından? Gücün bize yetiyor değil mi? Benim gücüm size de yeter. Bütün kadınlara da yeter. Dünyaya da yeter. Onca malın mülkün var. Ne yapacaksın şuncacık yeri? Niye alıyorsun orayı? Henüz karar vermedim. Hele bir düşüneceğim önce. Belki alışveriş merkezi yaparım mesela. Ya da spor merkezi olabilir. Yani moda olan şeyler, faaliyetler. Canım neymiş o öyle halı atölyesi filan. Ya artık eskidi öyle şeyler. Başına devrilsin inşallah alışveriş merkezleri. Acaba tümden binaları yıkıp yerine şöyle aynalı neyin göçük bir gökdelen dikmek lazım aslında. Hacer. Heh. Korkuttun mu? Kusura bakma. Yok, dalmışım öyle. Şey, ben... Neyse, boşver. Ne oldu ki, ne diyecektin? Ben... Belki seni aramıştır. Yok. Aramadı beni. Hiç haber yok. Neyse, geç kaldım. Hadi kalk gidiyoruz. Anlamadım, nereye? Gezdireceğim seni biraz, hadi. Ne o, hamile nazı mı bu? Peki. Hadi bin. Aa, yürümeyecek miydik? Bu sefer de arabayla gezelim. Bir arkadaşımdan aldım. Gerçi çok konforlu değil ama ne yapalım, idare edeceğiz. Dur sana yardım edeyim. Bir şey anladıysam araba olayım. Yakında anlayacaksın. Oh be, bu da bitti. Ne rahatlıyor insan halısı bitince böyle. Senin de eliyi çabuk tutman lazım Türkan. Bitirebilecek mi onu bir haftaya? Niye ki, ne acelemiz var? Anlamayınız ya. Çıkacık değil. Nasıl taşıyacak yarım kalmış halılara ha? Eliyizi çabuk tutun diyeyim size. Çıkacık, anlamayınız mı, çıkacık. Attılar ha bizi buradan. Atıyorlar işte. O kalın kafayıza girdi mi ha? Şimdi girdi mi o kalın kafayıza? Girdi mi o kalın kafayıza? Şükrü amca. Şükrü amca. Su getir, su. Hep onun yüzünden. Allah'ın cezası hep kocam olacak o herif yüzünden. Şükrü amca, iyi misin? Doktor çağıralım mı? Tamam. Ver, ver. İç şunu Şükrü amca, iç. Söylemeyecek misin nereye gittiğimizi? Bak kaçırılıyorum diye bağıracağım ben. Seni kaçıracak kadar deli değilim. Kaçırayım da başıma dert mi alayım? Biraz sabırlı ol. Yeter be, yeter.
Ne bu haliniz böyle? Çık dediler diye çıkacağız mı? Ha bize ne denirse yapacağız mı? Nerede kaldı mücadele edeceğiz lafları? Nerede kaldı biz yaparız ederizler? Ver daha gitti, biz hepsini unuttuk. Kolay mı bunca yıllık atölyeyi bir günde kapatıvermek ya? Kolay mı onca kadını sokağa atıvermek? Kolaymış işte, görmüyor musun? Hayır efendim, hiç bile. Asıl onlar için bizi kapının önüne koyuvermek kolay olmayacak. Yahu Zerda olsa pabuç bırakır mıydı bunlara ha? Biz de bırakmayacağız. Hadi kalkın toplanın. Ya kaybedecek neyimiz var be? Hadi. Ha şöyle. Evet. Ne yapıyorsun? Gaziantep'e mi gidiyoruz? Evet. Bunu birisinin senin için yapması gerekiyordu. Dur, dur lütfen, dur diyorum. Peki tamam, durdum. Ne olacak? Ömrün boyunca böyle duracak mısın? Kendine bu kadar acı çektirmeye hakkın yok, anlıyor musun? Yüzleşmen gerekiyorsa yüzleş ama keçi gibi olduğun yerde inat etmekle hiçbir sorun çözülmüyor. Görüyorsun. Dayanabilir miyim bilmiyorum. Onu görmeye hazır mıyım bilmiyorum. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Tamam. Bak lütfen ağlama. Seni üzmek istemedim. Tamam ne olursun ağlama. Özür dilerim. Affedersin. Bak seni hiçbir şeye zorlamak istemiyorum, tamam mı? Ama bir insanın durduğu yerde ruhunun kuruduğunu görmek de bana çok acı veriyor. Bir şeyler yapmak istiyorum, bir çare bulmak istiyorum. Bak bir anlaşma yapalım seninle. Eğer dönmek istiyorsan döneceğiz, tamam mı? Hatta eğer şimdi dönmek istiyorsan şimdi döneceğiz. Saattir sesini duymuyorum da yaşıyor musun diye bir bakayım dedim. İyi misin? Evet. Evet iyiyim. Dönelim istiyor musun? Yok. Devam edelim. Güle güle, yolun açık olsun. Güle güle yadigar. Nereye gideyim bu? Hiç. Gezeceğim iş yadigarla. Ne bileyim nereye gideyim? Nefes almaya çalış. Ay, çok feci. Hay Allah kahretsin. Tamam. Muayene odasını alın hemen. Zerda bir şey olmayacak, korkma. Sizi burada bekleyin lütfen.
benim gelinim. Kendimi eskisinden 1000 kat daha güçlü hissediyorum. Demek ki oğlan. Dalga geçme, ben ciddiyim. Ya bebeğini koruyamazsa, ya onun istediği gibi bir anne olamazsa? Olacaksın. Annelerin en iyisi olacaksın. Ne oldu doktor, durumu nedir? Siz eşi misiniz? Hayır, arkadaşıyım ben. Hemen doğuma gireceğiz. Ne? Doğuma mı? Evet. Daha erken değil mi? Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok. Hayati tehlike olabilir. Şahin Bey. Ne oluyor, siz kimsiniz? Ben Salih. Ama benim kim olduğumun önemi yok. Zerda. Zerda mı? Zerda'nın hayatı tehlikede. Gidelim. Al şunu. Bebeğim. Kurtarın.